Herkese selam, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muhammed kardeşimizin hesabındayız. Dostlar, kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Bu hesabı diğer hesaplardan ayıran en güzel özelliklerden biri şu: ücretsiz oyunun hediye verdiği toplardan bir tanesinde destansı kart bulması. Bakalım hangi kartı bulmuş, bunu birlikte kontrol edeceğiz. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Muhammed'in kadrosu 0 TL harcanmış bir kadro. O yüzden emek kokan bir kadroyu birlikte inceleyeceğiz bugün. Bakalım iyi mi kötü mü, neleri eksik, hangi mevkiler eksik, bunu birlikte yorumlarda tartışabiliriz, konuşabiliriz arkadaşlar. Beyninizde yaptıysanız hadi gelin kontrolümüzü sağlayalım. Bu arada 3 milyona yakın GP var. Bu güzel bir şey, artı bir şey. Hemen şöyle Somer de gelmiş. Somer de Kobel miydi? Somer mi? İkisini çok karıştırdım. Somer de Kobel. Kobel bu arada hücumcu kaleci değil mi? Çok fazla ileri çıkıyor. Geçen gün canlı yayınların birinde abi Kobel'i aldım kaleye, orta sahadan pas vermeye çalışıyor dedi. O kadar mı ileri çıkıyor Neuer gibi? Sıkıntı o zaman. Dostlar hemen şöyle seviye antrenmanı diyelim. Bakalım Muhammed'in hesabında güzel. 15 tane 10 binlik, 2 tane 4 binlik, 48 tane de 1000'lik yeterli. Bana göre yeterli. Her türlü 2-3 tane oyuncu rahat rahat fullersiniz. Bu benim için yeterli bir şey. Tabii sizi bilemem. Bu arada Vitor Baya da varmış. Bunu fullememiş. Demek daha iyi bir kalecim var. Didas'ı var galiba. Ondan dolayı beceri antrenmanı diyorum. 51 tane beceri antrenmanı var. Oha! Çok iyiymiş. Aynı zamanda tekrardan basıyoruz. Bu arada küçük bir dipnot. Biliyorsunuz ki kaleciye basılan becerileri sadece kaleciye aktarabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ya yani çift vuruş falan kalecide denerseniz başka bir kaleciye aktarabilirsiniz çift vuruşları. Haberiniz olsun. Onda bir sıkıntı yaşamayın. Dostlar 60 günlük 3 tane, 10 günlükte 51 tane sözleşme yenileme bileti ki bence şu ana kadarki kısımda benim ben tatmin oldum. Ne yalan söyleyeyim. 0 TL'ye ben tatmin oldum. Bu arada bayağıdır da oynanan bir hesap ve coins harcanmamış bir hesap. Şimdi Dida burada Ochoa var. Yani Vitor Baya bu niye fulllememiş? Dida'ya güvendiği için herhalde. Hani ulan ben yine o kadar DP'm varsa ben fullerim, dayanamam. Dida'yı alıyoruz. 98 oluyor zaten. Onun dışında ekstradan başka bir kaleci de yok çünkü reytingi yüksek. Birçok oyuncuyu fullememiş. Yani Somer'in hormonlu kartı var. Ter Stegen var mesela. Hani bunları fullememiş. Demek ki hani işine yarayacakları fulluyor. Mantıklı olabilir yani. Bu da bir tercihtir. Dida yeterli gelecek midir? Kaleye yeterli gelecektir. Ama tek attığı oyuncu destansı bir oyuncu. O yüzden bu Dida değil yani tek attığı. Şimdi stoper kısmında Delight var. Ücretsiz olarak almış bunu. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden hediye olarak Bastoni alınmış. Ama bunlar fullenmemiş. Upamecano var fullenmemiş. Şöyle baktığımızda evet, tek attığı oyuncu demek ki Maldini'ymiş. Gördüğünüz gibi Maldini'yi burada görebiliyoruz. 102 teknik direktör tabii ki de bosta olmadığı için ulan nasıl artık, bak şu teknik direktörler alınsın diye elinden geleni yaptı Konami. Teknik direktör bosta olduğunda 103 oluyor biliyorsunuz Maldini. Şimdi 102 oluyor. Dostlar bek de oynayabiliyor bildiğiniz gibi. Şimdi savunmadaki diğer oyunculara göre bakacağız. Sol bekte mi oynatalım? Sağ stoper mi? Sol stoper mi? Birlikte kontrol ederiz. Zaten bir sağ bekte oynayamıyor diye biliyorum defans hattında. Aynen öyle. Stoperde yok edici kart olarak iş görebilir. Rudiger var, Ruben Dias var, Marquinhos var. Dostlar bugün biraz rating ağırlıklı gidelim. Ruben Dias'ın performansı B. Ruben Dias'ı da buraya aldığımızda 100 rating. Marquinhos'u sağ tarafa alabiliriz. Bu arada ilginç bir diziliş. Bu adamlar dost mu go mu? Dost ama açıkta dost gördüğünüz gibi. Yani nasıl iş görür mü bu taktikle? Bu da OOS galiba değil mi? OOS bir tuhaf. Şu kanatlarda kanat mı GF mi tamamdır. İlginç bir diziliş. Göbek boş kalır mı kalmaz mı? Daha mı iyi açılıyor oyuncular yanlara? Açıkçası bilmiyorum. Detaylar sizde, kullananlar yorumlara yazsınlar. Rudiger'i gördük. İki tane DOS alacağımız için belki Rudiger'i alıp Maldini'yi sol beke çekip Marquinhos'u DOS'a alabiliriz. Nasıl bir DOS oyuncuları var bilmiyorum çünkü. Ona da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi sol bek kısmında baktığımızda sol bek ve sağ bek güzel. Tamam. Sol bekte Hernandez, sağ bekte de Cancelo'yu kullanabiliriz. Aynı zamanda Nuno Mendes de var. Dostlar sol beke gelip yani sol bekte Hernandez varken Maldini'yi oraya çekmenin bir mantığı yok. Şöyle bir durum var. Cancelo da çok sağlam bir oyuncu. Marquinhos'u buraya çekip Cancelo'yu da buraya koyabiliriz. 98 Bayern Münih kartı oyunun en sağlam Cancelo'larından biridir. Dosa da Marquinhos'u oyun kurucu olarak hem ayaklarına hakim bir oyuncu hem de iş görebilecek bir oyuncu. Guerrero falan var fullenmemiş. Jordi Alba, Alfonso Davies var fullenmemiş. Bu arada Nuno Mendes'i çok seviyorum. Nuno Mendes'in diğer kartını da, gri kartını da almış. James var 95, çok güzel. Ya bek olarak ve defans hattı olarak genel anlamda baktığımızda
bana göre hani 0 TL'ye kurulan bir hesap için çok iyi. İş görebilecek şu anda en düşük rating kaleci. Onun dışında 99, bir 98'de Cancelo var. Geri kalanı 99, 100 ve 102 zaten şu anda Maldini takıma abiliği her türlü eder. Yukarı doğru çıktığımızda bakalım kimler var kimler yok kontrol edeceğiz. Çıktık. Scholes fullenmemiş. Limer var ücretsiz verilen yılbaşı hediyesi. Arnold var dostlar. Arnold burada 100 oluyor. O yüzden Arnold'u beke almak durumundayım. Göbek orta sahada da 100 olur ama bir duruma göre bakarız. Bir bakarız. Orada daha iyi bir oyuncu yoksa belki oraya alırız. Duruma göre bakacağız. Valverde var. 99 olur. Bu arada bir dost bir golmuş farkındaysanız. İki dost değilmiş. Ama öyle bir sıkıntı olur gibi ya. Bilmiyorum ne kadar faydalı olur da. Bu arada bu oyuncu bugün kurduğum ikinci hesap Palmer. Birçok kişiye gelmiş. Sağ kanat ve açıkta oynayabiliyor. Ne kadar iş yapar bilmiyorum ama gelmiş yani aklınızda bulunsun. Yukarı doğru çıktık. Bernardo Silva, Bruno Fernandesler var. Kevin De Bruyne var. 101. Denison'u fullememiş. Bakıldığında Zico var. Bernardo Silva'yı alıp 99 yapabiliriz şurada. Başka kimler? Garnacho var. Saint-Maximin. Saint-Maximin ratingi düşük olmasına rağmen dostlar ratingine göre inanılmaz iyidir biliyorsunuz ki. Son var. Vinicius Junior var. Muhammed Salah var. Muhammed Salah 98 olur değil mi? 98 olacaktır. Başka kimler var? Kvara Son. Vinicius 98. Maradona'nın eski kartının sözleşmesi bitmiş. Neymar var. O da ücretsiz verildi. Messi ücretsiz verildi biliyorsunuz. Yani son dönemlerde aslında bakıldığında hani oyuna çok fazla aktif bir şekilde oynuyorsanız para yatırmadan da belirli bir rating üzerine çıkacaksınız. Oyuncularınız hediye çünkü verildi bayağı ama tabii ratingler daha da yükseldiği için aslında sizin takım olarak iyi rating kurduğunuzu düşünüyorsunuz ama daha artık 102-103'ler gelmeye başladığı için sizin takım biraz daha yine geri planda kalıyor. Vinicius Junior. Burada Center for, evet bu teknik direktörle 101 oluyor. Neymar var. Şöyle yapabiliriz. Lewandowski var. Kylian Mbappe 100. Diğeri de 100 oluyor mu burada? Evet o da 100 olacaktır. Ronaldo var. Güzel. Ronaldo'nun iki kartı birden var. Dostlar şu anda bir şey söyleyeyim mi? Şaka maka bakıldığında en düşük iki tane oyuncu 98'di. Şimdi sağ beke Arnold'u da koyunca sadece Dida 98 kaldı. Center for 100, kanatlar 100. O OS pozisyonda ofansif orta sahada Kevin De Bruyne 101. Arkalarında iki tane 99 var. Bence çok iyi bir kadro. Bir genel olarak bir bakalım. Mesela Lewandowski 101 oluyor Lewandowski. Şöyle yapıp en azından Vinicius'u oraya koyabiliriz. Vinicius sağda oynamıyordur değil mi? Sağda oynamıyor. Sağda da oynamasın kardeşimiz ya. Dostlar böyle daha iyi oldu. Şimdi Mbappe'yi alamıyorum. Yüzlüğü olduğu için. Messi var. Neymar'ın yanında Messi'yi aldık. Neymar'ın yüzlüğü olduğu için bunu alamayacağız. Burada hemen Griezmann var gördüğünüz gibi. Cristiano Ronaldo var. Lionel Messi'yi alamıyoruz. Immobile var hemen. Bu arada bu kartı da 100 oluyor mu? Bu kartı 99 oluyormuş. Oyunun hediye verdiği kart 99 oluyor. Hemen şöyle bakalım. Aldık. Rice var. Aldık. Cristiano Ronaldo'nun burada 99'luk. Bu da 99. Bu da 99. Artık hangisi hoşunuza giderse onu alınabilir. Lewandowski'nin 101'liği var zaten. Tchouameni'yi alalım şöyle. Bruno Fernandes'i alacağız. Kevin De Bruyne bu arada birden fazla. Demek Kevin De Bruyne gerçekten seviyor. Isak'ı alalım. Ve son olarak Son Heung-min 98. Griezmann'da 98 olur herhalde. Şu kartı evet tamam daha iyisi varmış zaten. Foden Salah var 98. O da 98 olacaktır. 3090 kolektif güç. Bence çok çok iyi. Hangileri ne kadar oynatmış? Şöyle bir bakacağım birkaçına. Lewandowski toplamda 237 maç oynamış. Vinicius Junior yeni gelmiş. Daha yeni geldiğine bakalım kaç maç oynatmış çok merak ediyorum. Bir de şu sağ taraftaki Mbappe'yi çok merak ediyorum. Bu çünkü eski bir kart. Bu bayağı evet 280 maç. Kevin De Bruyne'a bakmaya gerek yok. Daha yeni gelen kart. Şu Arnold biraz eski. Arnold'a bakalım. 71 maç oynatmış. Ruben Dias eğer rating ağırlıklı gidiyorsa biraz daha fazla oynamıştır. Dida da eski kartlardan sayılır. O da 333 maç oynamış durumda. Sizler en fazla hangi oyuncuyla kaç maç yaptınız? Tabii aktif olarak oynadığınız maç sayısına göre değişir. Yani belki çok fazla oynuyorsunuzdur, belki az oynuyorsunuzdur.
Valverde'ye de bir bakayım. 168'miş. Marquinhos'un bu kartı da eski. Ona da bakalım. 150 olarak görünüyor. Yedeklerden mesela en eski kartlardan biri kim olabilir diye şöyle bir baktım. Haaland, Rice, Tchouaméni. Şu Bruno Fernandes kartı eski bir kart. 57 maç. Demek çok şans vermemiş. Yani Showtime getiriyorlar oyuna ama işte çöp olduğu için kimse oynatamıyor. Dostlar güzel keyifliydi. Muhammed'in vurduğu gol olsun. Güzel keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.